Herkese merhaba arkadaşlar. Katmanlı backend eğitimimizde devam ediyoruz. Şimdi önce ne yapmıştık? Biz raw tool'ları yapmıştık. Şimdi gelin bir controller katmanımızı da oluşturalım. New folder controllers diyorum. Daha sonra ne diyeceğim? New file blocks controller js. Ardından hatta bunları da klasöre ayırayım. Şuradan new folder blocks new folder users ya da user diyelim user new file user controller js new file blocks controller js dedim. Biz daha sonra ne yapmıştık? Burada mesela demiştik ki get all'da sen bunu çalıştır demiştik değil mi? Burası neresi? User için. Şimdi geliyorum. Export nokta get all request response next. Şunu şöyle yapalım. Güzel. Başka ne demiştik? Get by ID mesela. Export nokta get by ID diyorum. Request response next. Daha sonra da şunu alıyorum. Buraya yapıştırdık. Güzel. Şimdi aynısını şunun aynısını kopyalayacağım. Blok tarafına yapıştıracağım. Resend blok blocks. Şuraya da blocks blocks with ID diyelim. Şimdi router'larımıza geri dönelim. Şimdi ne yapıyorum? Ben constant user controller diyorum. Require ne kardeşim? Sen nereden controller'ın içerisinden user controller'ını bir al. Güzel. Artık benim router'um get all dediği zaman bunu hangisi karşılayacak? Bunu user controller'ın içerisindeki get all karşılayacak. Peki bunu ne karşılayacak? Bunu da user controller'ın içerisindeki get by ID karşılıyor olacak. Güzel, burayı da daha değerli bir hale getirdik. Şimdi şunun aynısını kopyaladım. Blok tarafına gidiyorum. Buraya da blok controller diyelim. User değil. Blocks. Blocks'un altında blocks controller. Peki bloğun get all'unu kim karşılayacak? Block controller'daki get all. Bunu kim karşılayacak? Block controller'daki get by ID karşılıyor olacak. Güzel, bir katmanı daha oluşturduk. Şimdi dönelim. npm start diyelim. Güzel, 5000'de çalışıyor. Localhost 5000 dedim. Neydi bizim user API version 1 blok get all dedim. Bakın gene aynı şekilde çağrıya yanıt alabildim. User get all user'ı bana döndü. Ne sağladı? Sen burada ya da server.js'in içerisinde orada burada yapmadın. Bunları gittin bir katmana ayırdın. Burada gerekli kontrolleri ilgili işlemleri yaptın ve dışarıya gönderdin. Tabii bu kontrol katmanı olarak burada kalmayacak. Bir üste çıkacak. Orada işlemlerimizi yapıyor olacağız. Ondan önce biz ne yapalım? Bir katman daha oluşturmadan önce backend için gerekli birkaç paketi kuralım. Öncelikle npm install save helmet diyorum. Ne yapacak? Benim header'dan gelebilecek ataklarımın önüne geçecek. Şuradan helmet npm diyelim. .env'yi kuralım. .env bakın helmet. Sen diyor bunu bu şekilde kullanabilirsin. Gelelim. Burada da bir sürü config var yapmak isterseniz. Güzel. Server'ıma geldim. Şimdi şunları da buradan kaldıracağız. Helmet app.use helmet. Güzel. Korsu da kurabiliriz aslında. Belli başlı portlara izin vermek için. Şunu da bir kuralım. npm.env.save
Save diyelim. Ne diyor? Required.env connect. Sen diyor git bir tane env dosyası oluştur. Bize env'ler lazım olacak. Peki bu env'leri, bu konfigürasyonel tarz şeyleri nerede tutalım? Config isminde bir tane class orada tutalım. newfile.env diyorum. Ne demiş? Mesela şunun aynısını aldım. Geldim buraya yapıştırdım. DB falan değil. App port. İşte app prefix diyorum. Şurada ne demiştik? Şu. Ben artık bunu alır buradan okurum. Porto ne demiştik? 5000. Bu portum da burada. Bunu buradan kaldır. Bu portu alacağız. Şimdilik bunlar böyle kalsın. Sen bunu bu şekilde okuyacaksın. Güzel ama diyor şunu yap. Git bunu çestik. Config çalıştır. Peki config new file config.js dedim. Şimdi biz config yapıyoruz. Ne config yapıyoruz? Environment config yapıyoruz. Yani serverla alakalı bir config. Mesela server config.js diyorum ben bunun ismine. Daha sonra sen diyor bunu bir constant ne diyelim? .env require.env. Daha sonra constant configure server config diyelim. Hatta ne diyelim buna? Install server config dedim. Daha sonra ne istiyor benden? .env'den sen .env.config'i çağır diyor. Güzel. Bunu da ne diyelim? Hatta bunu da şöyle yapalım. Export nokta install server configs. Daha sonra ne yapacağım? Ben bunu gidip bu config.js'in içerisine taşıyacağım ki burada farklı farklı configlerim olduğu zaman, örneğin DB configlerim, RabbitMQ olabilir, işte socket olabilir, bir sürü şey olabilir. Bunların hepsini tek bir config.js'ten yöneteyim. Güzel. Şimdi geleceğim ben buraya. Diyeceğim ki constant server config. Nereden? Require server config. İşte module.exports diyorum. Server config. Server config dedim. Tabii şunu şöyle yapalım. Gitsin. Şimdi buraya geleceğim. Constant configs. Configs. Ne diyelim? Configs require nereden? Configs'in içerisindeki config'ten. Şimdi ne yapacağım? Ben neyin config'sini yapmak istiyorsam configs nokta ney? Server config. Server config'te ne varmış? Install server configs. Geldim bunu install ettim. İnstal ettikten sonra artık nereden erişeceğim ben? Process nokta environment nokta ne demiştik biz? App port. Gel kardeşim app port. Güzel. Daha sonra ne demiştik? App prefix. Server config'e geldim. Server'ım burada. Şunu process.env.app prefix diyorum. Npm start diyorum daha sonra ve boom port is not defined. Evet. Şurada tam mı değil geldim. Bakın server running 5000'de diyor tekrardan. Şuradan get all'a tekrar gidiyorum. Bakın gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben nereden çektim? Artık bunları bir NV dosyasından çekmiş oldum. Hazır buradayken ne yapalım? Diğer structure'larımızı da oluşturalım. Örneğin utils oluşturalım. Kullanacağımız yardımcı metotlar olabilir. Daha başka aklıma geldikçe oluşturuyor olacağım. Modellerimiz olacak. Daha sonra DB olacak. Daha sonra servis katmanımız olur. Config'imiz, kontrolümüz, modelsimiz, kontrolümüz. Belki bir validasyon oluşturabiliriz. Validasyonları validations da burada tutabiliriz. Bundan emin değilim. Bunları utils altında da tutabiliriz. Daha sonra ne oluşturabilirim?
kuyruk ya da RabbitMQ diyelim. Ya da dursun, bunları daha sonra oluştururuz. RabbitMQ'dur, kuyruktur, mail servisidir, odur budur gibi şeyleri. Bir de ne şey, upload klasörü oluşturalım. Mesela dosya upload edeceğiz çünkü. Ya şu an için aklıma bunlar geldi. Tabii ki bunları geliştirebiliriz, devam ettirebiliriz. Bu arada söylemeyi unutuyorum. Fikirleriniz varsa videonun altına bak şunu şöyle yaptık ama böyle yapabilirdik diye belirtebilirsiniz. Bu ya da bundan önceki video için. Sizin düşünceleriniz de tabii ki önemli. Gelip fikir verirsiniz. Bir şeyi bilmiyor da olabilirim. Yeni bir şey öğrenmiş olurum. Benim de işime gelmiş olur. Sonuçta ben de oturup her şeyi takip edemeye biliyorum haliyle diyelim. Ve bu dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.